Alo. Cansu. Yavrum. Anne. Annem. Nasılsın kızım? Ben hiç iyi değilim. Anne sen beni ne zaman alacaksın? Hem sen neredesin? Senin kötü biri olduğunu söyleyip duruyorlar. Yalan söylüyorlar kızım. Ben de anlamıyorum niye bu kadar çok suçluyorlar anneyi. Ama ben en yakın zamanda gelip seni oradan alacağım, tamam mı? Birazcık sabırlı ol. Benim şimdi halletmem gereken birazcık işlerim var. Onları halleder halletmez gelip seni oradan alacağım kızım. Merak etme. Sen şimdi uslu kız ol. Onlar ne söylüyorlarsa yap. Tamam mı? Ve sakın okulunu ihmal etme. Tamam mı Cansu? Okula gideceksin. Tamam mı kızım? Anne, ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim kızım. Anne, bana burada masal anlatmıyorlar. Duvara bakıp da uyuyamıyorum. Aa. Ben anlatırım sana masal. Sen şimdi yatakta mısın? Evet. Tamam, sen şimdi dinle beni. Bak. Büyük bir ormanın içinde... Küçücük bir kulübede çok yaşlı bir oduncu yaşarmış. Anne, biri varmış biri yokmuş demeyi unuttun. Ha tamam. Çok haklısın, pardon. Baştan alıyorum. Biri varmış, biri yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken. Buralardan çok uzaklarda bir yerlerde bir oduncu yaşarmış. Bu oduncu her gün sırtına kalın kabanını giyer, omzuna çantasını asar, bir eline baltasını alıp kulübesinden çıkar, büyük büyülü bir ormana doğru yola çıkarmış. Büyülü orman dediysen gerçekten de büyülü. Dibinden kesince bir günde tekrardan uzayan ağaçlar, çikolata kokulu sarmaşıklar, güneşin doğuşuyla şarkı söyleyen papatyalar varmış bu ormanda. Rengarenk çiçekler, böcekler, bir daldan diğerine atlayan pembe kürklü maymunlar, şarkısını duyanı mutlu eden çok neşeli kuşlar varmış. En yüksek dağdan daha da yüksek ağaçlar, dibi olmayan göller, şerbet akan şelaleler varmış. Oduncu yine bir gün omzunda çantası, elinde baltası ile koyuluvermiş büyülü orman yoluna. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkan oduncu, ormanın kıyısına geldiğinde çantasını omzundan indirmiş ve içinden bir matara çıkarmış. Anne, Cansu ile odalarımızı ayırdığın çok iyi oldu. Ben onunla anlaşamıyorum. Bir tanem, ona biraz zaman tanımamız lazım. Tamam mı? Hatırım için ne olur. Artık Elif de bizimle yaşayacak. Çok zor ama senin hatırın için yapacağım. Teşekkür ederim prensesim benim. İyi geceler anne. İyi geceler bir tane. Karşı korunulmamış. Oduncu
Kipi Orman'ı bilmeden... Sen ne biçim bir kadınsın ya? Yaptıkların yetmedi mi? Nasıl hala... Benim telefonumu verir misin lütfen? Ne dedi o kadın sana? Elif cevap ver bana, ne dedi o kadın sana? Benim adım Cansu. Hayır, senin adın Elif. Ve o kadın senin annen değil, ben senin annenim, anladın mı? Git odamdan. Özür dilerim. Uykum var benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.